We're doing 10 million, 15 million a month. Come on. Now, that's serious money, you know? Say hello to my little friend! You might have to decide between seeing your children again. Merhaba sevgili izleyenler, Kadraj'a hoş geldiniz. Bu hafta da vizyona yeni giren filmlerle ve fakültemizdeki genç yönetmen arkadaşlarımızdan biriyle karşınızdayız. Sizler için seçtiğimiz filmlerle programımıza başlayalım. Acaba böyle mi bıraksak? Nasıl? Hiç üstüne gitmesek mi? Ha, gitmesek mi olacak? Belki kendiliğinden hallolur. Yönetmenliğini ve senaristliğini Zeki Demirkubuz'un üstlendiği ilk gösterimi 35. İstanbul Film Festivali'nde gerçekleşen Kor, kocası Cemal'in Romanya'ya kaçak işçi gitmesi sonucu eski patronu Ziya ile yakınlaşan Emine'nin kocasının dönmesiyle değişen hayatlarını konu alıyor. Filmin başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Taner Birsel, Caner Cindoruk ve İştar Gökseven yer alırken kadroda kendilerine Çağlar Çorumlu, Dolunay Soysert, Talha Yayıkçı ve Berat Özdemir eşlik ediyor. Zeki Demirkubuz'un aşkın ve ihanetin gaya kuyusunu beyaz perdeye taşıdığı Kor, 22 Nisan'da gösterime girecek. Selim Evci'nin 3. uzun metraj filmi olan Saklı, muhafazakar biri olan Ali Bey'in kızı Duru'nun, arkadaşının müzisyen olan babası Mahir Bey'le yaşadığı yasak ilişkiyi anlatıyor. 52. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü alan filmin başrollerinde İlhan Şeşen, Settar Tanrıören ve Türkü Turan yer alıyor. Saklı 22 Nisan'da seyircisiyle buluşacak. Size bir şey anlatacağım ama bilmiyorum hatırlar mısınız? Sene 1984, Tokat'a turneye gelmiştiniz. Yönetmenliğini Parfum de Story of a Murderer ve Cloud Atlas filmlerinden tanınan Tom Tykwer'in üstlendiği A Hologram for the King, iflasın eşiğinden kurtulmak amacıyla Amerika'dan Suudi Arabistan'a iş yapmak için gelen Alan Klein hikayesini anlatıyor. Dave Eggers'ın ödüllü romanından uyarlanan filmin başrolünde Tom Hanks yer alıyor. A Hologram for the King 22 Nisan'da vizyona girecek. Territory. And we are the trailblazers. Oh my god, are you okay? Do work for CIA or something? Just a little freelance work. People don't like jokes like that. I knew it as soon as I said it. Umarım seçtiğimiz filmleri beğeniyle izlersiniz. Haftalık vizyondakiler kısmımızın ardından bu hafta fakültemizdeki yönetmenlerden Mustafa Koçoğlu konuğumuz. Merhaba Mustafa, programımıza hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Senaryosunu senin hazırladığın, yönetmenin Rıdvan Yavuz'la paylaştığın Kar Tutan Çocuklar adlı kısa belgesel filmin 22. Altın Koza gibi pek çok festivalde gösterildi. Aynı zamanda 4 kategoriden 320 filmin yarıştığı 7. Rufife Kısa Film Festivali'nde de birincilik ödülü aldı. Bize biraz belgeselinden bahsedebilir misin? Tabii. Kar Tutan Çocuklar her öğrencide olduğu gibi bizde de bir proje yapma çabası vardı Rıdvan'la beraber. Köy çocukları dikkatimi çeken konulardan bir tanesiydi. Hani kendi köyümü düşünerek bulduğum bir fikirdi. Ama çekim olarak da Rıdvangil'in Erzurum'da köyü çok daha uygundu çekim şartları. Kar Tutan Çocuklar'ın şöyle bir özelliği var. Hani köy çocukları üzerinden gittiğimiz için şimdi şehirde yaşayan çocuklarla köyde yaşayan çocuklar arasında çok fark vardır. Elbette. Yani şehirde yaşayan çocuk bir okul hayatı vardır ve eve döner. Ya da okula gidemiyordur, bir yerlerde çalışmak zorundadır. Ama köyde yaşayan çocukların hem okul hayatı vardır, hem evde annelerine yardım etmek zorundalar. Tarla varsa tarlaya, hayvan varsa hayvanlara bakmak zorundadırlar. Böyle bir fikir üzerinden belgesel yapabilir miyiz düşüncesi oluştu. Dolayısıyla işte senaryosunu yazıp Rıdvangil'in köyü de hem kış şartları bakımından çok uygundu. Belgeseli orada çekmeye karar verdik ve sonuçta güzel bir sonuç aldık yani. Birçok festivalde gösterildi işte. Sizin de dediğiniz gibi Altın Koza Film Festivali'nde, Rusya'da Vigik ki dünyanın sayılı film okullarından bir tanesidir. Orada gösterimi oldu. Rufife'de birincilik aldı. Hatta Rıdvan'ın yurt dışına o gitmişti, Vigik'e, Rusya'ya. Orada birçok izleyicinin yani okuldan, film okulundaki öğrencilerin çoğunun izlediğini ve
çok beğenildiğini söylemişti. Çok ilgimi çekmişti bu konuda. Sen de vurguladın. Çekimleri Erzurum'da yapıldı. Erzurum gerek hava koşulları olsun, gerekse konum olarak sizi zorlayan bir yer olmuş olmalı çekimlerde. Özellikle çekimlerde en çok dikkatimi çeken sahne sizin de çocuklarla beraber kaydıraktan kaydınız o sahneydi. Bize çekimler esnasında zorlandığınız anlardan bahsedebilir misin? Tabii. Orada kayan kişi Rıdvan'dı. Zaten gelen ses de onun sesiydi. Erzurum kış bakımından hani biraz sert geçen bir kışı var. Zorlandığımız noktalar aslında proje boyunca her gün bir şeyler çekmek zorundasın ve gerektiğine çok erken kalkmak zorundasın. Mesela bir sahneyi almak için, bir timelapse yapmak için 3 gün 4 gün üst üste sabah 3.30-4'te kalktığımızı, işte dama kamerayı kurmaya çalıştığımızı, işte netlik almaya çalıştığımız ki hiç göz bir şeyi görmüyor sabah erkenden. 4 gün boyunca üst üste kalkıp bir timelapse çekebilmek için kamerayı kurduk. 2 tanesi, 3 tanesi yandığı için 4 gün bunu tekrarlamak zorunda kaldık ve 4.sünde sonunda başardık. Yani zorlu şartlarda ama severek yaptığımız için şey yapmıyorsun, onu pek görmüyorsun. Yani kolay geçiyor bu anlamda. Bir nevi emeğinizin karşılığında pek çok festivalde evet, almış oldunuz. Aynen. Bir başka kısa belgesel filminde Güvercin Yuvası. Güvercin Yuvası'nda güvercin besleyen insanların hayatını, hatta belki onların toplumdan dışlanmasını anlatmışsın. İlginç bir belgesel aslında. Evet. Bize onun fikir aşamasından bahsedebilir misin? Nasıl bu kafanda oluştu? Fikir aşaması, şimdi ben küçükken dayımın da güvercinleri vardı. Arada dama çıkar bakardım onlara. Hepsinin isimleri değişikti. Garip gelirdi bana ve özellikleri vardı. Şimdi güvercinlerle ilgili birçok proje yapılmıştır aslında. Bakılırsa işte YouTube'dan da bulunabilir, farklı farklı yerlerden de bulunabilir. Ama çoğu böyle biraz daha magazinsel türde yapımlar, program türü. Ama biraz daha ben bu insanların iç dünyalarına girmeye çalıştım evet. Aslında. Amacım oydu. Sanırım onda da başarılı olduk. Hocamın da desteğiyle, İlker Nişancı'nın sağ olsun. Fikir aşaması böyle oluştu. Yani çevremde çok gördüğüm insanlardı. Ve toplumdan da dışlanıyorlar. Hani şey vardır, hayvan seven bir insandan ne kadar zararlı olabilir ki? Aynen. Ne kadar zarar gelebilir yani? Bu anlamda onlara tabii haksızlık edildiğini de düşünüyorum hani çekimden sonra. Onları işte bu fikirden sonra hani çekmeye karar verdim ve 2 haftalık bir süre içerisinde çekimleri tamamlayıp 2 aya kadar bir kurgu süresinde de tamamıyla filmi bitirmiş olduk. Çekimleri Antep'te yapıldı. Çekimler Gaziantep'te yapıldı, evet. Kar Tutan Çocuklar Olsun, Güvercin Yuvası, 2 belgesel filminde gayet başarılı yapıtlar. İleride de belgesel türünde mi devam edeceksin yoksa kurmaca alanında da filmler çekmeyi düşünüyor musun? Aslında buna bir arayış diyelim. Her öğrencide olduğunu düşündüğüm bir arayış. Yani belgesel yaparız, kurmaca yaparız. Yani kurmaca fikrim var şu anda, animasyon fikrim var. Bir tane uzun metraj fikri var. Oturup bunları yazmam gerekiyor. Aslında bu bir arayış yani. Henüz oturmuş bir şey yok. Belgeselde mi gideceğim, kurmacada mı gideceğim? Gidip gitmeyeceğim de ayrı bir muamma. Şey vardır, hani Tarkovski'nin İvan'ın çocukluğu filmini yaptıktan sonra, yani kısa filmlerini bitirip uzun metraj bir film çektikten sonra bile 1-2 film yapmaktan bahsediyor ve ondan sonra sinema sanatını yapıp yapamayacağıma karar vereceğim diyor. Bunu şimdiden söylemek çok zor. İlerleyen ama bir çabamız olacak. Kafamızda belli projeler var. Bunları yapmaya çalışacağız. Gittiği yere kadar artık yapmaya çalışacağız. Bakalım yolumuzu bulabilecek miyiz? Peki şu an üzerinde uğraştığın bir proje var mı? Üzerinde uğraştığım şu anda bir animasyon var. Bir de kısa film var. Kısa film yine çocuklar üzerine olacak. Uzun metraj da yine uzun metraj fikri de aslında çocuklar üzerine. Hem çocuklar ve yine bir hayvan üzerinden gidecek. Değişik bir şey. Animasyon da doğa üzerinden, çevre üzerinden. Şu anda 3 tane fikir var diyebilirim. Sadece bunları oturup güzel bir şekilde yazmam gerekiyor. Ön hazırlık sürecindesin. Evet, ön hazırlık sürecindeyim. Bu 2 güzel belgeselin ardından belgeselle ilgilenen arkadaşlarımız için bir belgeselin ön hazırlığı veyahut yapım sürecinde neler oluyor? Bundan biraz bahsedebilir misin? Tabii. Öncelikle danışman hoca eşliğinde çalışıyorsa arkadaşlar kesinlikle hocalarıyla beraber sağlam adımlarla, düzgün adımlarla gitmelerini tavsiye ederim. Çünkü Güvercin Yuvası'nda bunu kartonan çocuklarda zorluğunu gördük. Güvercin Yuvası'nda
İlka Hoca ile beraber çalıştık. Bunun çok faydasını gördüm. Ne çekeceklerini önceden kesinlikle yazıp, tamamıyla senaryosunu bitirip, metnini bitirip öyle başlamalarını tavsiye ederim. Bu işlerini çok kolaylaştırır. Zaten post prodüksiyon aşamasında da yine hocalarıyla beraber çalışıp güzelce, özellikle belgesel kurgu aşamasında yeniden kurulabilen bir yapım olduğu için orada da gerek deşifre olsun, gerek anlatacakları kafalarında önceki tasarladıkları şeyin senaryo metnine göre çalışma olsun. Bu şekilde çalışılırsa herhalde ön hazırlık süreci daha uzun sürüyordur yani. Ön hazırlık süreci yani belgesel de aslında biraz değişiyor. Ha, türüne göre. Belgesel de biraz değişiyor. Yani kurmacada daha farklı. Hani Hitchcock'un bir sözü var. Filmin en zor kısmının senaryo olduğunu ve senaryo bitirdiğinde filmin kendisi için bittiğini söylüyor. Ama belgeselde bence o biraz değişiyor. Çünkü belgeseli şeyde kurguda yeniden kurabiliyorsunuz bazı şeyleri. Çünkü gerçek olayları çektiğiniz için hiç ummadığınız şeylerle karşılaşıp onları çekmek durumunda kalıyorsunuz ve bazı şeyleri yeniden kurmak zorunda kalıyorsunuz. Kurgu süreci bu anlamda çok daha uzun sürüyor. Evet. Değişiyor yani. Bu güzel söyleyişi için konuğumuz Mustafa Koçoğlu'na teşekkür ediyorum. Gelecek hafta vizyona yeni giren filmlerle ve fakültemizdeki başka bir genç yönetmenle karşınızda olacağız. Esen kalın. We're doing 10 million, 15 million a month. Come on. Now that's serious money, you know? Say hello to my little friend! You might have to decide between seeing your children again.